Bismillahirrahmanirrahim. AÜF İlahiyat Arapça 2 ünite 3'ün 3. videosu. 3 parçadan oluşuyor 3. ünite. Bu da sonuncu videosu olmakta. Alıştırmalara baktığımızda aşağıdaki fiillerin mazi, muzari, emir, nehi ne olduğunu bulun. Mebni mi, mureb mi olduğunu söyleyin denilmiş. Raca'u, raca'a, raca'a, raca'u. Tıpkı ketebe, keteba, ketebu gibi. Yani cemi müzekkerdir, gaiptir. Raca'a kelimenin aslı. Buraya onun dışında ne gelmiş? Vav gelmiş. Cemi vavı gelmiş. Cemi vavı burada fail olmaktaydı. Ama bizim konumuz ne? Mazi olduğunu tespit ettik. Ardından mebni mi mureb mi? Bu mebnidir. Çünkü mazinin tüm sıgaları mebni. Ne üzere mebni? Son harfi neyse onun üzerine mebni. Son harf ayın. Harekeney zamme. Öyleyse zamme üzere mebnidir. La tenzur. Sen bakma. Kim bakmasın? Sen bakma. Öyleyse bu bir kere ne olabilir arkadaşlar? Nehi, yani yasaklama var. Peki nehi hazır mı? Nehi gaip mi? Gaip olması için li olmalıydı. Burada la var. Öyleyse nehinin hazır kısmı. Nehi hazır. Sen bakma. Nehi hazırın irabı ne idi? Mebni idi. Ne üzere mebni? Son harfin hareket durumuna bakarım. Ra'da sükun var. Öyleyse sükun üzere mebni. Devam ettiğimizde uktubu ketebe yektubudan uktub emri hazırını görmekteyiz. Yani emirdir. Mebni mi mureb mi? Emri hazırların hepsi mebnidir. Öyleyse mebnidir. Ne üzere mebni? Son harfin durumu ne? Sükun. Sükun üzere mebnidir. Gul, gâle yugûlu, gavlun, gâilun, megûlun, çekim yaptığımızda gul, emri hazır gelmekte. Gul ne üzere mebni? Sükun üzere mebnidir. La yehrucuna, bir kere yehrucuna, kalıp ney? Bir kere fiil muzari, yani fiil muzari olduğu belli. Başındaki la'dan dolayı nehi diyebiliriz. Ama mebni mi mureb mi dediğimizde bunun mebni olduğunu görmekteyiz. Muzari'nin mebni kısmı. Neden böyle? Çünkü muzari'nin cimi mühendisleri mebni olmaktaydı. Cimi mühendis nunu var burada. Bu cimi mühendis nunları hep ne olurdu? Fail olurdu. Mahallen irap alırdı bunlar. Mahallen ne? Mahallen nasıl bir irap alır arkadaşlar? Madem mebni, mahallen irabını söyleyelim. Mahallen mezzumdur. Yani aynı zamanda cezm, yani sükun üzere de mebnidir. Karaet, yani gara'e, nasarat, ketebet kalıbı. Gara'e kelimenin aslı t zamir değil, madem ki zamir değil, bir sağındaki harfin harekesine göre karar vereceğim. Yani ne var orada? Hemze var. Hemzenin harekesine fetha. Öyleyse bu mazi nedir? Fetha üzere mebnidir. Yani fiil mazidir, mebnidir ve fetha üzere mebnidir. El-etfalu yel'abuna la'ibe yel'abu yel'abu yel'abani yel'abuna. Cemi, müzekker, gaib, fiil muzari. Fiil muzari'nin orası nedir? Mureb'tir. Mebni değildir. Mebni olan iki kalıbı vardı. Öyleyse mureb. Merfu mu, mensup mu, mezzum mu, mecrur mu diyemeyiz çünkü fiil. Kendisi merfu durumda çünkü nunu görmekteyiz. Nun olmasaydı mensup veya mezzum derdik. Yekra'u, kara yekra'u. Bu da görüldüğü üzere fiil muzaridir. Müfret, müzekker, gaib. Son harfin harekesi zamme. Öyleyse zamme ile merfudur. La tentezir yazıyor. Evet. La tentezir huna. Sen ona bakma diyor herhalde. İntezir huna ki oraya değil buraya bak diyor. La tentezir ente. Nehi hazır. Fiil muzari. Sükun üzere. Mebni. La yalhak. Gülmesin. Kim gülmesin? Ettelemizu öğrenciler. Fissafi sınıfta gülmesinler. Öyleyse nehi diyor ama hazırı değil bu sefer. Gaibi. Öyleyse ne diyebiliriz? Nehi gaiptir. Sükun üzere mebnidir. İrci'u. İrci'u. Raca'a yerci'u. Yerci'u. Terci'u. Terci'u muzarisinden irci'a, irci'u cemidir, müzekkerdir, muhataptır, emri hazırdır.
Nunun hasfi üzere mebni bir emri hazır. Uhibbu, nuhibbu. Uhibbu, ben seviyorum veya severim. Fiil muzari. Zammeyi görmekteyiz. Zamme ile merfudur. Uhibbu, seviyorum. El-lüvetel arabiyyete, Arap dilini. Li-enneha, çünkü Arap dili nedir? Lüvetul Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in lüvetidir. Başka bir fiil yok burada. Aşağıdaki muzari fiilleri örnekteki gibi irab ederek faillerini söyleyin. Örnek demiş, lem yektuba'yı incelersek nunun hazfi ile mezzumdur. Sondaki merfu muttasıl zamir olan elif de faildir demiş. Öyleyse en yermiye, rama yermi fiil muzaridir. En onu nasip etmiş, fetha ile mensuptur. Bunun faili olsa olsa müstetir hü olur. Yektubuna, ketebe yektubu. Yektubu bir muzaridir. Cemi müzekker gaib. Vav onun faili, nunun varlığı ile merfudur. En yeclise, celese yecli su. Enden dolayı yecli, pardon yeclisne yazıyor. Yanlış gördüm. En yeclisne, burası cemi müennes gaibe kalıbı. Burası zaten daima nedir? Mebnidir. Mebni olduğuna göre mahallen irap alacak. Peki mahallen irabı nedir? Başında nasb eden olduğuna göre mahallen mensuptur. Fiil muzaridir dedik. Nun da faili. Nisve nunu denilmekteydi. Lem tektubi, aslında lem olmasa tektubine, tensurine. O kalıp yani müfret, müennes, muhataba kalıbı. Nunun hazfi ile mezzumdur. Nehrucu, ehrucu, nehrucu. Nehrucu, biz çıkıyoruz, biz çıkarız. Nedir? Nefs-i mütekellim mali gayr kalıbıdır. Fiil muzaridir, zamme ile merfudur. Faili nahnudur. Yed'uvani. Yed'u, yed'uvani. Yani tesniye bir kelime. Nunu görmekteyiz burada. Tesniye, elif ve nundan tesniye olduğunu anlamaktayız. Faili nedir? Eliftir. Tesniye elif her zaman fail. Buradaki nun bunun merfu olduğunu göstermekte. Diğerlerde aynı şekilde. Zor bir şey yok. Üçe baktığımızda tabloda ilgili duruma yerleştirin denilmiş. Mesela nunun hasfi üzere demiş. Artık buraya onu getirin demiş. İllet harfinin hasfi üzere denilmiş. Onu getirin. Sükun üzere onu getirin. Vesaire. Bakalım. K, T, bet. Sondaki T'yi hesaba katmam. Çünkü zamir değil. Öyleyse ketebe kelimenin aslı. Son harf olan B, ba'ya bakarım. Fethalı. Demek ki fetha üzere mebnidir. Buraya getirebiliriz onu. Fetha üzere mebni. İclis, iclisa. Emri hazırdır. Bu nedir? Emri hazırın tesniyesi. Nunun hasfi üzere mebnidir. Li yermi, rama yermi. Sonda bir illet harfi olmalıydı, silinmiş. Öyleyse illet harfinin hasfi üzere mebni. Emri gayet bu li yermi. La tek tubu. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her birini incelersek zaman geçer. Ama anlaşılmayacak bir şey yok. Kolay yani. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı cümleler oluşturun. İşte ne yapar? Ben başta isim koyabilirim mesela. El raculani, iki tane adam. Zehaba, gittiler. Nereye? İle suku çarşıya. Veya zehaba, iki kişi gitti ki o kişi kim? El raculani, iki adam. Nereye gittiler? İle suku çarşıya gittiler. La tehrucu, sen çıkma. Minel gurfeti, odadan. Ya'melu, çalışıyor. El fellahu, çiftçi. Nerede? Fil kebirati, büyük demiş ama önce mezraatihi, kendi mezrasında. Ya'melul fellahu, fellah çiftçi çalışıyor. Mezraati, fi mezraatihi, kendi mezrasında. Öyle mezra ki el kebirati, büyük olan. Devam ediyoruz. 5. Örnekteki gibi aşağıdaki mazi fiillerden istenilen fiilleri türetin. Mazi fiillerden. İşte ketebe yektubu. Bundan merfu muzari yap demiş. Yektubu zaten merfu muzari. Zammeyle merfu. Mensup muzari yap. Yektube fethalarım.
muzari yap. Yektubu emri hazır yap. Uktubu emri gayip yap. Liyektubu nehyi hazır yap. La tektub nehyi gayip. La yektub. Celese yecüsten de aynısı yapılabilir. Merfu zaten merfu. Yecli su zamme ile merfu. Mensup yap yani sini fethala. Mezzum yap sini cezm haline getir. Emri hazır yap. İclis. Emri hazır nasıl yapılıyordu? Arapça birden bakın. Çünkü yani soru verilebilir. Şöyle 3-4 tane fiil verilir soruda. Aşağıda hangisi emri hazır doğru verilmiştir der. Kimisinin iclis, kimisinin uclus yapar belki. Onun iclis yani hemzenin estelenmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Zehebe yezhebüden izheb olur. Emri hazır izheb. Mezzum muzari yezheb. Mensup yezhebe. Nehi gaib la yezheb. Nehi hazır la tezheb. Emri gaib li yezheb. Bu şekilde gidiyor kolay. Aşağıdaki paragrafta geçen fiilleri bularak tabloya getirin. Mazi fiil bulun, muzari bulun, emir bulun, nehi bulun denilmiş. Kâne mazi fiil getirelim. Lem yezuku muzari bir fiil. Başına lem gelmiş. En za'a. Za'a bir mazi fiil. Ne yapabiliriz? Mazi kategorisine getiririz. Ra'a mazi. Onu da getirelim. Başka gale mazi fiil. Liyuhaffife. Bu bir emirdir. Demeyelim. Hafiflenmesi için. Sonuçta nedir? Muzaridir. La tahzan. Hüzünlenme. Ve la tey'es. Bu ikisi de nedir? Nehi hazırdır. Nehidir. Sonuç olarak emirdir yani. Hem muzaridir hem de emirdir. İkisi de doğrudur. La'yı kaldırırsan sadece muzari. La ile birlikte nehi hazırdır. Ama emirdir sonuçta. Burada nehi kategorisi verilmiş zaten. Direkt nehiye getirelim. Daha mantıklı olur. İnnallâhe la yuhay nezir yuhayyibu. Yuhayyibu muzari bir fiil. Bu şekilde devam ediyor. Bunları Arapçaya çevirin denilmiş. Bu tarz soru çıkmayacağı belli. Kelimeler, deyimlere bakmanız her zaman için faydalı. Kendimizi sınayalım. Aşağıdakilerden hangisi mebni değildir? Mebni olmayanı bulmamız istenmiş. Uktubne, emri hazırın cemi müennesi. Emri hazır olduğu için zaten direkt mebni. Raca'na, raca'den, raca'tu, raca'na, raca mazi fiil, direkt mebni. Yani maziden hepsi mebni yani. C'ye geldiğimiz zaman tektubine, tensurine, tehrucine hep orası. Bunlar nedir? Müfrettir, müennestir, muhatabadır. Bu kelime mebni değil. Öyleyse ney? Mureptir. Şu anki irabı ney? Nun'un varlığı ile merfu. Nun'u kaldırırsak mensup da olabilir, mezzum da olabilir. Başındaki etkene bağlı. La teclis, la teclisi, lieftah. La teclis, mesela oturmasın. Ne diyebiliriz? Nehi hazırdır. Oturma, sen oturma. Lieftah açsın. Kim açsın? O açsın. Bu da emri gaiptir. Fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Liyermiya, liyermi, liyermiya. Emri gaibin tesnesi. A. İllet harfinin hasfi ile mezzum, muzari fiilin tesnesi. İllet harfinin hasfi diyor. Rama yer mi'den gelmiyor mu? Yani ya, rama yer mi, yer mi. Sonda ne var? Ya var. Burada da var. Hasif yok ki burada. Nasıl A diyebilirim? B'ye baktığımızda yani bu söylenebilir arkadaşlar. Pardon söylenemez. Çünkü ne diyor? İllet harfinin hazfi. Burada hazif yok. Bu yanlışlık. Söylenebileni arıyoruz. Nun'un hasfi üzere nun hasfedilmiş mi? Evet tesniye çünkü testlerde nun olmalıydı. Burada nun yok. Mebnidir. Evet emri gaib mebnidir. Emri gaib mebnidir. Tesniye sırasıdır. Doğrudur. Sükun üzeri mebni. Sükun üzeri mebni midir? Değildir. Nun olmalıydı tesniyede. Feta ile mensup yanlış nun olmalıydı. Tesniye elifi ile merfu yani ilgisi yok. 3.
Hangisi illet harfinin hasfi ile mezzumdur? Bakıyoruz. En yed'uve, da'a yed'u, vav var zaten. Nasıl illet harfinin hasfi diyebilirim ki? Diyemem. Lem yermine, burada hiçbir şey hasfedilemez zaten. Cem-i Önes kalıbı mebni değil mi? Direkt mebni burası. Bir şey hasfedilemez. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Tamam da illet harfinin hasfi var mı C'de? İllet harfinin hasfi varsa buradaki Y neyin nesi? Demek ki yok. Lem nermi, evet. Lem nermi olmalıydı. Sonda ya harfi var, illet harfi var. Dolayısıyla hazif yok. Zaten burada bir şey bilmeye de gerek yok yani. Neyi bilmemiz yeterli? İllet harfini görüyor musun A şıkkında? Vav, var. B şıkkında ya var mı? O da var. C'de ya var mı? Var. D'de illet harfi var mı arkadaşlar? Vav, elif, ya var mı? İllet harfi sonda olur tabii ki. Yok. E'ye baktım, illet harfi sonda var. N'den dolayı fetayı almış. Çok açık bir soru, çok basit bir soruydu. 4 efali hamseden olmayan hangisidir? Yek tubuna. Bir kere efali hamseden olması için ne gerekir? Sonu nun ile bitmesi gerekir. Yani ama şunu diyelim, iki tane istisnası vardı değil mi? Cemi müennesler hariç sonu nun ile biten kelimelere efali hamse denilir. Buradaki nundan kastım tesniye nunu, cem müzekker nunu ve müfret müennes muhataba nunudur. Yoksa kâne yekûnu, her zaman sonunda nun var, onu kastetmiyorum. Demek ki efâli hamse nedir? 1. Tüm tesnielerdir. 2. Cem müzekkerlerdir. 3. Müfret müennes muhatabadır. Bunlara efâli hamse 5 fiil adı verilmekte. Öyleyse bakıyorum. 4. soru. A şıkkı yektubu ne? Bu efal-i hamseden değildir çünkü cem-i müennestir. Direkt şık çıktı ortaya. Tektubine. Bu müfret müennes muhataba. Bu efal-i hamsedendir. Yektubani tesniye olduğundan efal-i hamse. Yektubune cem-i müzekker. Tektubani tesniye. Bunlar dahildir. Fiillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mazi fiil mebni, muzari fiilin bazı sıgaları mebni. Doğru, mazi fiil olduğu gibi tüm sıgaları mebnidir. Muzari fiilin bazı derken hangileri mebni? Sadece cemi müennesler. Değil mi? Yektubne, tektubne. Onlar, yani yef'alne, tef'alne diye veriyordu kitap yukarıda. Onlar mebni, diğerleri mureb. Bu yüzden bazı sıgaları mebni denilmiş, doğrudur. Şöyle bir parçaya göz atarak kapatalım videoyu. Ne yapılabilir? Parçadan da inceleme yapılabilir. Kur'an-ı Kerim açın, inceleme yapın. Buradaki bilgileri, yani ne yapın? Kur'an-ı Kerim açarak inceleme yapın arkadaşlar. Ne kadar anlamışsınız ortaya çıkar. Harace mazi fiil olduğuna göre direkt mebni. Ne üzere mebni? Son harfe bağlı. Son harf fetha. Öyleyse fetha üzere mebni. Harace Ahmet ma'a ahihi sagir. Küçük kardeşiyle birlikte Ahmet çıktı. Ali'nin, Ali'nin kardeşi. Minel beyti ba'de zuhri ve teveccehe. Teveccehe ve cehe. Yani teveccehe mazi bir fiil. Fetha üzere mebni. Devam ettiğimizde tuhidu ehada yuhidu tuhidu. Bu da muzari bir fiil. Zamme ile merfu. Devam ediyoruz. Başka fiil var mı? Za'a, gale, ba'a, kale gibi mazi, ecvef bir fiil. Zamme üzere mebni. Çünkü mazi fiil. İn zamme yen zammu. İn zamme mazi fiil fetha üzere mebni. Carihima Muhammedun fiil değil, fiil arıyorduk. Li yusa'ide huma fil bahsi anil haruf lem yetruku. Aslında ne olacaktı? Yetrukune, değil mi? Tarake yetruku. Yetruku, yetrukan, yetruku ne? Sonda nun olmalıydı. Cemi müennes cemi müzekker nunu olmalıydı. Lem geldi, onun nunu düşürdü. Nun düştü. Bu efale hamseden bir fiil. Nun düştüyse nedir bu? Merfu değildir. Yerine kalır, mensup veya mezzumdur. Başındaki alamet ne? Cezm alameti. Öyleyse mezzumdur. Neyle mezzum? Nunun düşmesiyle. Fail ne? Vav. Wow. Bu şekilde devam edilebilir, yani hepsini inceleyebilirsiniz. Gidip Kur'an-ı Kerim'den de inceleme yapılabilir. Mesela Fatiha suresini açtık. Suratul Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fiil bulamadım. Errahmanirrahim fiil yok. Malik Yevmiddin fiil yok. İyyâke na'budu. Na'budu fiildir. Abede ya'budu'dan na'budu. Yani e'budu na'budu. Nefsi mütekellim mal gayırdır bu kelime. Müfredat-ı hamseden bu. Efal-i hamseden değil. Sonun nun ile yazılan fiillerden değil. Öyleyse zamme ile merfu, fetha ile mensup, bildiğimiz sükun, cezim işaretiyle meczum olur. Zamme almış, zamme ile merfu olmakta. Fail ney? Nahnu, biz kulluk ederiz, biz ibadet ederiz. Nesta'inu, bu da aynı kalıp, yardım dileriz manasında. Yine biz, nahnu, fail, zamme ile merfu. İhdina, ihdi, emri hazırdır. Heda, yehdi. Yehdi, dalı çeken ye var normalde muzarisinde. Emri hazır yapılmış, o ya düşmüş. Ya'nın hasfi üzere, yani illet harfinin hasfi üzere bu emri hazır nedir? Mebnidir. İhdi, hidayet erdir. Fail nerede? Ente, sen hidayet erdi. Yani hidayette tut. Na, bizi. Devam ediyoruz. Fiil arıyoruz arkadaşlar. En'amte, en'ame. İfal babından mazi bir fiil. Fiil. En'amte fiilin kökü na'ime, yani nun, ayn, mim. Sülasi mücerredi. O zaman ona bakıyoruz. Son harf mim. Sükunlu değil mi? Sükunu var. Cezim var. Sükun üzere mebni mazi bir fiil. Tefail. Aleyhim ve arimallubu aleyhim. Gerisinde fiil yok. Şöyle bir iki tane daha bakalım kabaca. Nereden bakalım? İnnellezine keferu diyor. Sayfa başına geçelim. Kefara, kefara, keferu, mazi fiil, ketebe, keteba, ketebu gibi. Mazi fiiller daima mebnidir demiştik. Son harfin harekesine bakılır. Zamme var, o zaman zamme üzere mebni. Fail, vav olur, cemi vavu. Sevan aleyhim, enzerte. İstifam hemzesi, onu geç. Enzerte, istifal babından değil mi? Enzerte. Enzerte. Kelimenin aslı nun, z ve ra harfinden oluşmakta. O zaman ra'ya bakalım. Ra'da sükun var. Demek ki sükun üzeri mebni mazi bir fiil. T de onun faili olmakta. Lem tunzir. Tunzir başında ne var? Lem var. Lem ne yaptı onu? Cezmetti. Sükun üzere mebni diyebiliriz. La yu'minune. Ardından hateme. Hateme fiil mazi fetha üzeri mebni. Allahu ala gulubihim ve ala sem'ihim. Fiil arıyorum şöyle bitirmek için. Gale yugulu fiil muzahiri zamme ile merfu. Amentu amenna. Billahi bilemil ahire mahum bi'mini. Yuhadi'une hada'a yuhadi'u. Yuhadi'ani yuhadi'une. Cemi müzekkerdir. Gaiptir. Hadiuna. Nun var, öyleyse merfudur. Vav da faildir. Yani devam ederdik ama anlaşıldığını düşünüyorum. Böylece bitirelim.